Sonuçta gidiyor. Kullanmalık. Kim geldi? Ben geldim. Kimse gelmedi. Kim geldi? Gökhan Gönül geldi. Oley! İşte Gökhan Gönül emimizde beyler. Görüşüyoruz. Ne yapıyorsun abi? İyi abi. Koltuğu çekeyim, oyun oynayacağım mı abi? Yok. Dur kolonya vereyim ya. Yoldan geldiniz, koronaya dikkat. Anında buyur abi. Şu ne abi? Ha? Bilgisayar. Uzay mekiği. Abi senin parçalar burada. Şu mu? Kasayı açtım. Aha ekran kartın. İstediğin RTX 3090. Abi maskeyi de çıkart ya. Herkes normalde sadece futbol oynuyor zannediyor ama. Evet. Gökhan abimiz de oyun oynamayı çok seviyormuş kendisi. Arayı bulamadığım bu parçayı. Değil mi? Ben de. Yok kardeşim buldu sağ olsun. Teşekkür vallahi ederim. Çok abi ne demek ya. Evet arkadaşlar görebildiğiniz gibi Gökhan Gönül evimize geldi ve kendisine üst seviyede özel sıvı soğutmalı bir sistemi kendi ellerimle toplayıp sağ salim teslim ettim. Ama tabii ki bu sistemde kullandığımız bileşenleri sizlere tek tek arka plandaki videolar üzerinden göstermek istiyorum. Tabii o videolara geçmeden önce ise Gökhan abiye çok teşekkür edeceğim bu videoda. Çünkü bizi kırmadı. Ben ona ilk geldi dedim ki abi dedim senle dedim video çekilir miyiz? Hani benim kanalım için çok güzel olur. Gerçekten bu benim için büyük bir fırsat dedim. O da elbette kardeşim tabii ki çekebilirsin dedi. Sana her türlü elimden gelen desteği ve yardımı da yaparım dedi. Çok mütevazı bir insan. Hani senden benden farkı yok işte abili kardeşli rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Çok saygılı, çok kibar yani burada annem babam falan hepsi gördü. Onlarla resim bile çekildi. Gerçekten de hani mütevazılığını geldiği yeri unutmayan nadir sporculardan, sanatçılardan biri diyelim. Hani sporcuları bazen sanatçı olarak da adlandırabiliyoruz. Bu gayet normal arkadaşlar. Onlar da belli bir kitleye hitap ettiğinden sanatçı sayılırlar arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmiyorum ve tekrardan Gökhan abiye teşekkürlerimi edip sisteminde kullandığımız donanımları tek tek anlatmaya başlıyorum. Gökhan abinin bilgisayarında Z490 Carbon EKX model anakartı bulunuyor. Bu anakart kendisi benim videolarımı izleyerek tercih etti. Orada anakart üzerinde bir custom sıvı soğutma bloğu bulunduğunu görüp kendisi için de uygun olabileceğini tamamıyla kendi karar verip düşünmüş. Yani burada benim yönlendirmem video dışında yok arkadaşlar. Tamamıyla kendisi belli başlı bileşenleri zaten gelmeden önce karar vermişti telefonla görüştüğümüzde. Bu anakart için uygun gördüğümüz işlemcisi 10900K yerine Intel'in 10850K işlemcisi oldu. Neden derseniz de 10900K işlemcisine nazaran biraz daha az ısınıyor ve aynı performansı rahat bir şekilde de frekans olarak da sağlayabiliyor arkadaşlar. Anakartımız üzerindeki depolamada ise tamamıyla hard disk kullanmadık ve toplamda 2 adet Corsair'in MP400 Gen 4 NVMe M.2 SSD'lerine yer verdik. Her biri 2 TB'lık modül bunlar arkadaşlar. Tabii ki de bir tanesini Windows kurulumu, diğerini ise oyunlarını veya yedek dosyalarını kopyalayacağı yer olarak kullanacak. Dediğimiz gibi kesinlikle hard disk kullanmadık. Kullandığımız RAM'lere de gelecek olursak özellikle Gökhan abi Call of Duty'nin Warzone oyununu oynuyormuş ve bu oyunda üst seviye frekansa sahip RAM'ler kullanmaya özen gösterdik ve bu noktada Corsair'in ülkemiz bulunan Dominator Platinum RGB 4000 MHz frekans sahip RAM'lerine yer vermiş bulunuyoruz. Her biri dual 16 GB'lık kit olmak üzere toplamda 4 kitimiz yer almış durumda. 32 GB 4000 MHz frekansında RAM'ler gayet yeterli olacak onun sistemi için. En baba donanıma da gelecek olursak o da MSI'nin GamingX Trio serilerinden RTX 3090 ekran kartı 24 GB'lık GDDR6X bellek yongalarına sahip 3 fanlı dev gibi bir soğutması bulunuyor. Bu ekran kartında özellikle Gökhan abi benim 3 monitörde surround oyun videomu izleyip istedi. Hani ben kendim için de RTX 3090 istiyorum dedi. Zar zor da olsa kendisine bulduk ve ekran kartını aldık. MSI'ya da ayrıca teşekkür ediyoruz bunun için. Bu ekran kartımız ve bunca donanım bileşeni kullandığımız kasaysa yine MSI'nin Sekira 500G modeli. Tabi burada Sekira 500X'i neden kullanmadın abi de diyebilirdiniz. Biraz daha hani ön panelde yarım mesh yapısından dolayı hava akışı daha iyi olabilirdi veya RGB fanları yer alabilirdi. Fakat biz custom sıvı soğutmaya yer verdiğimizden tüm fanları tek bir model olarak değiştirmeyi uygun görüyoruz. Ve bu noktada içindeki RGB fanlar da işimize yaramıyor. Gökhan abi de zaten çok gösterişli kasaları sevmiyormuş. Dışarıdan bakıldığında sade bir kasam olsun istedi. Ve Sekira 500G kendisi için daha da uygun bir
modelde arkadaşlar. Custom sıvı soğutma malzemelerinde ise Corsair'in Hydro X serisi ürünleri bulunuyordu. İşte XG7, XR7 radyatörleri, XD5 pompa modülleri hepsi mevcuttu arkadaşlar. Zaten arka planındaki videolardan detaylıca bolca görebilirsiniz. Açıkçası sistemde kullandığımız parçalar bu şekildeydi. Ekran kartına sıvı soğutma yapmak istiyorduk. Fakat şu an için yurt dışında da ön siparişe geliyordu ve yaklaşık 1 ay, 1,5 ay beklememiz gerekiyordu. Bunun için de vaktimiz yoktu. Ama sonrasında Gökhan abinin ekran kartına da özel sıvı soğutma sistem işlemini de uygulayacağım arkadaşlar. Bunun dışında oyun oynamak istedi. Ben orada burada bizim evde ona oyun oynatmayı istedim. Call of Duty Warzone'u. Şansımıza ne hikmetse 100 GB'lık bir güncelleme geldi ve canımızı bayağı sıktı. O görüntüleri zaten videonun ilerleyen kısmında göreceksiniz. İşte bayağı da uğraşmıştık. MSI'den özel olarak 4K bir monitör de getirtmiştim. Optix Max serilerinden arkadaşlar. Ama ne yazık ki 4K'da bir Warzone oynatamadık kendisine. Kusura da bakmasın tekrardan. Ama evine gittiğimizde orada rahatlıkla Call of Duty Warzone oyununu da 4K çözünürlükte yüksek FPS'te yaklaşık 160-170 FPS'lerde en yüksek ayarlarda oynayabildik arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeyelim ve tekrardan Gökhan abimizden devam edelim. Tüm içeriğimizi orada görebileceksiniz sizlerde. Kasam bu abi ama kapağını söktüm şimdi. Anakartın aha da burada. Canavar gibi. Z490 karbon üstünde sıvı soğutma bloğu geliyor bunda zaten. Aç abi istediğin gibi. Hepsi senin abi. Olmuş ya. Abi bloklar öyle. Şu an Gökhan abi Intel'in işlemcisine bakıyor. Beğendin mi abi işlemciyi? Beğendim. Yiyebilir miyim? Boş bir kutu yapmışlar işte. Yani içinde hiçbir şey yok. Kandırıyorlar. Vallahi ya. Intel sen bizi mi yiyorsun ya? O geçen senin anama hediye ettiğin şey değil mi o? O Ahmet'teydi abi. Aynen. Vallahi izlemişsin herhalde olsun abi. Anama verdim. Bu ne ya dedi. Altından değerli abi biliyorsun. 5000 lira şu işlemci. Ya oradaki bir tane yorum çok komikti ya. Abi hanıma sen fiyatını söylesen tek taş yerine yine onu tercih ederdi gibi bir şey. Eder. Millet dedi ki abi hanıma söyle yani bize hediye etsin beğenmiyorsa falan yazanlar da olmuş. Yok abi gel takmak ister misin? Ama pinleri yamultur musun? Vallahi bir dene abi. Yamultabilirim yani. Olmaz. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen buna böyle bir şeyler yapıştırın ama bununla alakalı... O termal macunu abi. Bununla alakası yok ona yani. Onu üstüne süreceğiz. Şimdi bir dakika. Üstünde altında üçgen gibi bir şey vardı. Oradan biliyorum abi. Aha! Beyler bakın bilmeyenler öğrensin. Şurada şu üçgen var. Evet abi. Ona üçgen, buradaki şu üçgeni... Şu beyaz noktaya. Yine dikkat et abi. Aynen ediyorum. Taktım. Hate be! Nereye boşanıyorum falan. Abi bak şimdi şu mantık... Ya oradan sonrasına karışma. Bu senin şey arkadaşın, iş arkadaşın mı? Aynen abi. Baby Groot. Bir tane onu 3D printer'dan bastım. Videolarda yanıma koyuyorum. Aha da buyur abi. Hate be! Tamam oğlum sen bu kadar şey değilim ya. Benim bir becerim vardır. Çok sıkmıyorum. Aynen abi. Çok aşırı sıkmaya gerek yok. O zaten dişini aldı mı rahatlıkla oturur abi. Şu heves bizim gençlerde olsa var ya. Mikrofon da takılı değil. Sesi çok iyi almıyordur ama olsun abi. O kadar ses de doğal yani. Ortamın sesi sonuçta. Yani doğanın sesi. Gökhan abi. Ya oyun da oynatamadık sana. Nasıl olacak bu iş? Ya bu güncellemeler bizi bitiriyor zaten. Hiç sorma ya. Abi yani ya Warzone. 100 GB güncelleme mi olur ya? Yalnız beni değil bence sen... Ha? Burayı çektim. Abi onu ayrıca çektim zaten. Önemli olan seni çekmem abi. Lazım ya. Sabırsızlıkla şu an... Oyunun inmesini bekliyorum da abi. 100 küsür gigabyte diyor ya. Böyle bir güncelleme mi olur abi? Yukarıda kullanıcı adı. Hadi başla. Ben burada hizmetçi tamam. Duracağım yanında abi. Başladık mı? Evet. Başladık mı? Nasıl bakıyorsun? Hayır bilmiyorum ya açık mı? Gel. Ben şöyle bir de çevireyim abi. Abi senin gülüşün yeter. Gözünü seveyim. Beyler bakın bu görüntüleri kolay kolay göremezsiniz. Sadece Modart PC kanalına özel. Gökhan abi bir bilgisayar istedi. İnternette sağ olsun kendisi aradı buldu beni. Biraz zor oldu ama buldum. Aynen. Kendisi oyun oynuyormuş. Ne oyun oynuyorsun abi? Onun reklamını yapsak mı yapmasak mı aslında? Abi istersen oradan direkt kitleriz Blizzard'a. Yani Blizzard'a dayarız abi. Gökhan Gönül ne oynuyor?
hangi oyunu oynuyor? Dın 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 dın. Bir arkadaş grubumuz var. Onlarla beraber Warzone'dayız. Boş vakitlerimizde onu oynuyoruz. Tabii sana böyle bahsettiğin kadar kısa olmadı sana ulaşmak. Bayağı bir beni uğraştırdın ama bir şekilde bulduk seni sonra da. Bakma abi. Bir dahakine gelen her mesaja dikkatlice bakacağım abi. Özellikle bu MSI RTX 3090'ı çok yerde aradım bulamadım ama sayende bulduk. Hem sana hem de MSI'ye de teşekkür ediyorum. Yardımcı oldular bu konuda. Çünkü bizim oynadığımız oyunda biliyorsun biraz oyunun bazı özellikleri önemli. Seni oyunda biraz daha rahatlatmak için diyelim. Hem görsel anlamda hem hız hem performans anlamında önemliydi bizim için bu anakart. Bir de ekran kartı. Güncel teknolojiyi de seviyorsun. Evet. Abi. Güncel teknoloji manyağı da diyebiliriz abi. Manyak mıyım? Evet, güncel teknoloji manyağı işte abi. Hani dışarıdan gördüğümüz gibi değil yani. Hem de Gökhan Gönül Beyler çok sıcakkanlı biriymiş. Bir canlı görseydi var ya şaşarsınız yani. Ama öyle yani ne öyle farkımız abi. Var birbirimizden. Vallahi. Helal olsun abi sana. Sana helal olsun. Sağ ol. Tanıt istiyorsan ne yaptın, ne ettiğini sen kendin abi, anlatabilirsin. Abi sen de biliyorsun işlemciyi sana takip ya ederim. Vallahi ben senin kadar bilgili değilim bu konuda. Öyle deme. RTX 3090'ı istiyorum diyordun. Ya onu biliyorum. O konuda bir şüphemiz yok. Ekran nasıl olmuş abi? Çok güzel olmuş. Beğendin mi abi? Tablo gibi. Hı. Baktığınız zaman gerçekten tablo gibi çok biraz güzel. Biraz daha güzel olabilirdi ama ekran kartı için sıvı soğutma blokları daha gelmedi. Üretilmedi arkadaşlar. Ekran kartı yeni olduğu için o da çıktığı zaman Gökhan abinin sistemini tekrardan bir güncelleyeceğiz ve RTX 3090 ekran kartına da MSI'nin uygun blokları çıktığında yenilemesini yapacağız. Şu an için sadece işlemciyi yaptık. Oyunu oynatamadık ama oyunu evde oynayacaksın. Aynen, aynen. Oyunu evde oynayıp bana... Ya aslında oynayacaktık ama son anda Warzone klasik güncellemelerinden biri geldi. Yaklaşık bir 5-6 saatimizi alacak güncellemek o yüzden bunu test edemedik. Ama daha sonra ben kendim evde onu test ettiğimde, yani aynen, oynadığımda aynen. En azından gerekli aynen. Şeyleri paylaşırım. Abi senin burada olman bile yeter ya. Abi arada kameraya bak. İnsanlar seni şöyle ha, çok güzel ya. Gittikçe gittin oraya, gittikçe gittin. Gel abi şöyle. Ben bu arada çekeyim. Benim oynadığım oyun SLA'yı desteklemiyor. O yüzden iki tane 2080 olması bir şey ifade etmiyor. Bunun gibi 3090 olması hepiniz açısından iyi olur. Bu oyunu oynuyorsanız özellikle. Abi güzel laf. Harbi sağlam laf söyledi. Bak SLA'yı desteklemediğini falan. Abi sen biliyorsun. Yok. Biliyorsun abi, yeme bizi şimdi. Yok tabii işim geri. Öncelikle tabii ki her şeyim önce işim, ailem. Aynen. Ondan sonra boş vaktim kaldığında dışarılarda gece belli bir saatlere kadar dolaşacağıma en azından evde arkadaşlarımla böyle aktiviteler yapıyoruz. Ya. Birçok arkadaşım da aynı şeyi yapıyor aslında. Gün içerisinde yaşadıklarınızı unutmak istediğiniz anlarda da bile size yardımcı oluyor böyle bilgisayarlar, ay. Oyunlar. Abi valla güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bir eline şey sağlık. Olduğu zaman zaten sonuna kadar ben arkasındayım biliyorsun aynen. Abi. Eline sağlık, çok teşekkür ederim. Ne demek abi, ben teşekkür ederim. Çok sağ ol abi burada olduğun için. Modern PC izleyicilerine bir şey söylemek ister misin abi benim abonelerime? Aynen benim abonelerime. Söyledim her şeyi zaten. Yani. Bu adamın değerini bilin falan. Gerçekten bilin. Ben yani birçok bilgisayar toplayan, yani herkese de burada yanlış anlaşılmasın. Birçok bilgisayar toplayan, birçok bilgisayarın her parçasından anlayan insanları da tanıyorum ama her şeyin hani bir bileni vardır ya gerçekten her şeye hakim olanı. Bazen şöyle aslında bir anımı anlatayım. Ya bilgisayar toplayacağım. Nasıl toplayabilirim diyorum. Nereden toplayabilirim? Sonra belli bir firmalar var işte biliyorsun. Oralara giriyorum. Her şeyin en yükseğini seçmeye çalışıyorum. Zannediyorum ki şimdi en iyi ekran, en pahalı ekran kartını almak, en iyi işte en yine pahalı anakartı almak, işte işlemci almak falan. Bunların hepsi topladığında en iyi bilgisayar sahibi olabileceğini düşünüyorsunuz. Ama ben özellikle zaten burada bir mantık olarak yanlış bir şey olduğunu anladığımda zaten sana ulaşmaya çalıştım. Çünkü seni izlediğimde her parçanın içinde artık neler bulunabildiğini bile bilgisine sahip olduğun için neyi neyle birleştirebileceğimi bir tek senden öğrenebileceğimi düşündüm. Ve sana dediğim gibi biraz zor da olsa ulaştık ama aslında burada da biraz bence izleyenleri de bu videoyu izleyecek olanları da ufak bir bilgilendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani en iyi, en pahalı ekran kartı, en pahalı işlemci, en pahalı anakartı almak bilgisayarınızı
oyun oynarken en iyi hale getirmiyor aynen. Çok güzel ama örnek. Senin için arkada işte bilgisayarın kendi evet şaheseri. Ben o kadar FPS alamıyorum. İşte abi, 150 bin TL'ye kurduğun bu neredeyse yarı fiyatına mal olan diğer tabii bilgisayar. Bunda çok daha iyi performans alırken onu da alamayabiliyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle. Ama bunları işte yapabilmek, bir araya getirmek, müşteriye düzgün bilgilendirmek en önemli noktası evet abi. Evet, doğru olanı doğru bilgiyi paylaşmak bence en iyisi. Aynen. En önemlisi. Aynen. Vallahi sana çok tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi. Artık bilgisayarımı alıp gidebilir miyim? Oyun oynamak istiyorum. Vallahi senin gitmeni hiç istemiyorum abi. Vallahi var ya, konuşsam böyle sabaha kadar burada konuşurum da, ama yapacak bir şey yok. Şimdi yükleyeceğiz bu kasayı, ben taşıyacağım. Benden başkası dokunup arabayı yükleyemez abi. Ondan sonra ne yaparsanız yapın dermişim. Yükleyeceğiz abi, bu kadar. Okey. Video böyle. Çok teşekkür ederim abi. Ben tekrardan teşekkür ederim. Eline sağlık. Arkadaşlar, Gökhan Gönül. Ya. Görüşmek üzere. Bay bay.